Herkese merhaba. Bu derste yazılar bölümünü bitirdik. Ortam paneline geçiyoruz. Ortam paneli web sitenizi yüklediğiniz fotoğraf, video gibi bileşenleri bulabileceğiniz, ayrıca ekleme yapabileceğiniz sitenize dosya gönderme yapabileceğiniz bir alan. Şimdi ortam kısmında kütüphane kısmını birazdan anlatayım. Yeni ekle kısmına geçiyorum. Yeni ortam yükle alanı sizin internet sayfanıza ortam yüklemenizi, bunun içinde fotoğraf olabilir. Fotoğraf formatlarının uzantılarını şimdilik boş verin. Mesela PNG uzantısı, JPEG uzantısı, GIF uzantısı gibi. Siz aklınıza ilk olarak fotoğraf gelsin. Video yükleyebilirsiniz. Çeşitli video türlerini yükleyebilirsiniz. Word dosyası, Excel dosyası, PowerPoint dosyası yükleyebilirsiniz. Güzel olan şey şu. HTML5'in getirdiği şirinliklerden biri. Hoş burada belki benzeşmeyebilir ama siz bunu uygulamanızı isterim. Eskiden dosyaları seçe basardık. Seçtikten sonra istediğimiz resme ya da artık her neyse ilk yere tıklayıp yükleme yapabilirdik. Ama daha güzelini göstereyim size. Tutup dosyaları bu alanın üzerine taşıdığınızda, ki tavsiye ederim size, içinizden Gmail hesabı olanlar varsa karşı tarafa bir mail yazarken ve ona bir dosya iliştirirken tutsunlar. Aynen bu şekilde Gmail'deki yazı yazdıkları alanın ortasına bıraksınlar. Aynen bu şekilde yükleme işlemi gerçekleştirilecektir. Siz şunu aklınızda tutmanızı isterim. En fazla yükleme boyutu 8 MB ama siz WordPress'te ince ayar yaparak, yani kod kısmının içine girerek bazı ayarları değiştirerek bunu 16 MB'a, o tek seferde 32 MB'a çıkarabiliyorsunuz. Başlık seçeneği, e-mail dosyasının, e-mail diyorum, resmin adı, alternatif metin, önceden bahsetmiştim, görme engelli kullanıcılarımız için ya da yazının üzerinde, pardon, resmin üzerinde fareyi bekleten kişiler için çıkan yazıdır. Altyazı tanımı geçiyorum, o kadar önemli değiller. Altyazı seçeneği resmin şu alt kısmında bir yazı olmasını sağlıyor. E-mail yazısı yazıyor. Bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Çok şey, müthiş bir şey değil ama daha fazla resim, daha fazla alan kaplıyor. Çünkü bu alan çerçeve içine alınıyor ve yazısı yazılıyor. Denemenizi öneririm. Dosya adresi burada yazıyor. Eğer pişman olduysanız sile basabilirsiniz. Tanım yazısı da resmi tanımlayan bir alan. Tanımını yaptığınız bir alan. Tüm değişiklikleri kayıtta basıyorum. Gelelim ortam kütüphanesine. Ortam kütüphanesi, başta da belirttiğim gibi, sizin sitenize eklemiş olduğunuz ne varsa bunları bulabileceğiniz, üzerinde işlem yapabileceğiniz bir alan. Örneğin buradan tekrar ediyorum ki paneller birbirine çok benziyor. Ben yazılar alanında anlatmıştım bu alanı. Örneğin düzenleye basalım şuradan. Kalıcı olarak sil seçeneği kalıcı olarak silmenizi sağlıyor. Toplu işlemlerde birden fazla dosyayı seçip yine kalıcı olarak sil seçeneğiyle uygulaya basabilirsiniz. Tüm tarihleri göster seçeneği tarih yani ay göndermiş olduğunuz resimlere, artık ben resim üzerinden anlattığım için öyle diyorum da siz tabi burada videoda anlayabilirsiniz. Word, Excel belgeleri de, elektronik dokümanlar da anlayabilirsiniz. Filtrelemenizi sağlıyor. Çok fazla ortamınız varsa, yüzlerce, ve eğer adını biliyorsanız buradan arama yapabilirsiniz. Örneğin benim 200 tane resmim, işte videom, adı farklı farklı olan şeyler olsun. Ama adın e-mail olduğunu biliyorum. Buraya e-mail yazarak ortam araya bastığınızda e-mail resmi, videosu çıkacaktır karşınıza. Eklenen seçeneği şu. Resminizi hangi sayfaya iliştirdiğiniz, koyduğunuz, örneğin burada eklenen kısmı şu anlama geliyor. Ben WordPress resmini WordPress dersleri sayfasına iliştirmişim, eklemişim. Buradan iliştire bastığınızda çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bu sadece düzeni sağlayan bir şey bana göre. Hoş bir şey ve düzeni sağlıyor. Sayfalar seçeneğinden ben bu e-mail'i iletişime eklemiştim. Araya basıyorum. İletişim sayfası, durum yayınlanmış. İletişim sayfasıyla ilişkilendirdiğimi belirtiyorum. Bu sadece düzenlemekle ilgili güzel bir özellik. Ortamı sayfayı düzenle. Yorumlar, tarih ne zaman girildiğine dair size bilgi veriyor.
Bu alan böyle. Ekran tersleri kısmında da ortam elemanlarını bir sayfa içinde 20 tane gösterilmesini sağlıyorsunuz. Benim 100 tane resmim var. Ne olacak? 100 tane resminiz artık medyanız varsa, medya diyelim daha doğrusu bu. Medyanız varsa 20'şerden bu alanda toplam 5 sayfalık bir alanınız çıkacak. Siz de bu alanda sağa sola gezerek aradığınızı bulursunuz. Düzenle seçeneği buradan ortamınızı düzenlemeniz sağlıyor. İlgili ayarları değiştirebilirsiniz ki yüklediğimiz anda aslında biz bu ayarları yapmıştık. Ama burada resmi düzenle seçeneği var. Bu da güzel bir özellik. Resmi düzenle seçeneği basit anlamda öyle Photoshop kullanmadan, resim programı kullanmadan kolay işlemler yapabilmenizi sağlıyor resim üzerine. Örneğin bakın burada kırp seçeneği var. Resminizi kırpmanız sağlıyor. Görsel olarak kırpmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Saat yönünün tersine çevir, resminizi sola döndürür. Böyle düşünün. Saat yönüne doğru çevir, resmini sağa döndürür. Dikey döndür seçeneği resminizi tam ters bir hale döndürür. Bir daha basıyorum, normale döner. Yatayda çevir seçeneği de aynı. Eğer hata yaptığınızı düşünüyorsanız geri al seçeneğimiz. Hani şu Ctrl Z'yi kullandığımız seçeneğimiz de burada mevcut. Görsel ölçekle seçeneği ise sizin resminizi boyutlandırmanız sağlar. Öyle Photoshop'a falan bulaşmadan hemen anında rahat bir şekilde ölçeklendirmenizi kafanıza göre bir boyutlandırma yapmanızı sağlar. Mesela 55'e 38 olsun. Bu alanın güzelliği şu. Bakın değiştirildiği için ünlem işareti var. Siz ne kadar bir alan değiştirirseniz o da orantılı bir şekilde büyüyüp küçülüyor. Bu güzel bir özellik. Ortamları güncelleye basarak da işleminizi görebilirsiniz.